Ayşe'nin Marifetli Elleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle güzel bir kurabiye yapacağız. Elmalı, cevizli bir kurabiye olacak arkadaşlar. Ben burada hemen iki tane elma, şöyle açayım altını. Elma rendeledim arkadaşlar. İki tane yetiyor. Şöyle güzelce kavrulacaklar. İç malzememiz oluyor bunlar. Şu iki yemek kaşığı. 2 elma, 2 yemek kaşığı şeker bırakıyorum arkadaşlar. Şekerli seviyorsanız 3 yemek kaşığı da bırakabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Biz çok istemiyorum. Şöyle bir yarım çay kaşığı kadar da tarçınımızı bıraktık. Güzelce kavuracağız arkadaşlar. Elmalı kurabiyemiz için iç malzememizi hazırlıyoruz. 1 çay bardağı kadar, şöyle göstereyim. Dövülmüş cevizimiz var. Elmalarımız kavrulduktan sonra cevizlerimizi de karıştıracağız. Evet, tarifimiz bu şekilde. Şöyle güzelce kavrulsun. İç malzememizi önce hazırlıyoruz arkadaşlar. Hamuruna geçtiğimiz zaman içimiz soğumuş olması gerekiyor. Kurabiyemiz tutmaz, yoksa dağılır. Şöyle güzelce yavaş yavaş biz bunu elmalar güzelce pişene kadar kavuruyoruz. Bu kadar kavrulması yeterli elmamızı. Hemen cevizin içine karıştırıyoruz. Şöyle dolu dolu bir çay bardağı kadar cevizimiz var. Fındık da yapabilirsiniz. Fındık içi de olur, fark etmez. Ben ceviz tercih ediyorum. Ceviz bırakıyoruz. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Elmanın suyunu iyice çekmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Şeker de eriyor. Güzelce çekiyor. Ondan sonra gördüğünüz gibi cevizlerimizi bıraktık. Şöyle 1-2 tur çeviriyoruz kaşığımızla. İyice çeksin. Cevizler elmalarla harmanlandı. Şimdi hemen bir tabağa alacağım arkadaşlar. Soğuması daha çabuk olsun diye. Sonra da iç malzememizi bitirdikten sonra hamur kısmına geçeceğiz. Tamamdır. Hemen altını kapattım. Hamuruna geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, elmalı kurabiyemizin iç kısmını hazırladık beraber. Şöyle tabağa koydum, soğudu güzelce. Şimdi hamur kısmını hazırlayacağız. Burada 150 gram tereyağımız var arkadaşlar. Bir tane vanilyamız var. Şöyle bir çay kaşığı kadar, tamamdır, az oldu. Bir çay kaşığı kabartma tozumuz olacak. Bir tane yumurtamız var. Yarım pudra şekerimiz. 2,5 bardak unumuz var arkadaşlar. Ben şöyle önümü açayım. Çalışmam daha kolay olsun. Şöyle birazcık şöyle koyayım unumu. Birazcık yoğurayım. Ondan sonra unumuza geçelim. Şöyle yavaştan alalım unumuzu. 2,5 bardak unumuz var arkadaşlar. Şöyle. Güzelce yoğuracağım arkadaşlar. Ben bunu kıvama getireyim. Arkadaşlar, bu kadar yoğurulması yeterli. Güzel oldu. Şöyle hemen size yakından göstereyim. Bakın. Böyle güzelce bir kurabiye hamurumuz oldu. Şimdi hemen şöyle güzelce bir parça alalım. Şöyle kenarda kalsın. Arkadaşlar, ister ay şeklinde yapabilirsiniz.
O da güzel bir şekil oluyor. İsterseniz daha farklı D şeklinde de yapabilirsiniz. Böyle şöyle güzelce hemen iç kısmını da koyalım. Bakın bu kadar basit. Çok kolay. Hemen tepsimize dizeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde koyalım. Çünkü açılacak. Hemen başka bir şekilde göstermek istiyorum size. Böyle bir aparatım var arkadaşlar. Hani yapmayabilirsiniz de sadece şöyle D şeklinde de bir tane yapalım. Aparat kullanmasanız da olur. Şöyle birazcık fazla oldu. Bakın bu şekilde de oluyor. Elmalı kurabiye şekil şekil olabiliyor biliyorsunuz. Ben size sadece şu an göstermek için yapıyorum. Bir tane de başka şekilde yapacağım. Bunun hepsini arkadaşlar masaya alıp oklavayla şöyle incelttikten sonra herhangi bir bardak olur, kesme aparatınız olur. Hani onlarla da çok güzel oluyor. Çok pratik oluyor. Hani ben de çok kullanıyorum açıkçası ama şimdi sizlerle birlikte böyle yavaş yavaş göstermek istiyorum. Bakın. Bu da böyle bir şeklimiz oldu. Çok iç kısımlarında kalsın. Şöyle kenara gelmesin. Taşmasın. Bakın arkadaşlar. Böyle de çok şık oluyor. Şöyle koyalım. Ben bu şekilde devam edeyim arkadaşlar. Arkadaşlar bitirdim elmalı kurabiyelerimiz. Şimdi 160-170 derecede şöyle hafif birazcık piştiği zaman hemen alacağız arkadaşlar. Gidiyoruz fırına. Arkadaşlar elmalı kurabiyemiz pişti. Bu kıvamda olması gerekiyor. Çok hafif böyle bir renk değiştiriyor. Hemen alıyoruz. Harika da bir kokusu var. Hemen pudra şekerini dökeceğim ben şimdi. Güzelce sunum tabağımızı alacağız arkadaşlar. Harika bir şekilde. Şöyle hemen dökelim. Birlikte. Şöyle güzelce her yerine gelsin. Sunum tabağımızı alalım. Şöyle güzelce. Tamamdır. Şuraya da iki tane kaldı. Hemen biraz daha soğuması gerekiyor. Şu anda biraz soğudu ama daha da soğursa daha güzel olur. Tamamdır arkadaşlar. Hemen sunum tabağını alıyorum ben. Evet arkadaşlar sunum tabağımızı aldık. Çok şık güzel bir tabak hazırladım sizler için. Görsellik önemli. Evet arkadaşlar bugün bitti tarifimiz. Elmalı kurabiyemiz harika bir şekilde oldu. YouTube'dan arkadaşımız Neslihan Hanım'ın özel isteğiydi bu. Ayşe Hanım elmalı kurabiye de yapar mısınız dedi. Bütün kurabiyeleri çok seviyormuş. Elmalı olan yapmamı istedi arkadaşım. Tabii ki kırmadım ben. Bugün onun için elmalı kurabiyemizi yaptım. İnşallah kendisi de tarifimize bakar. Harika bir şekilde yeme fırsatı olur. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Beğendiyseniz arkadaşlar beğeni tuşuna basınız. Abone olunuz. Abone olmayan arkadaşlarımız olursa her gün böyle bir paylaşımım oluyor. Canlar istedikleri zaman istediği zaman bakarlar sayfamıza yaparlar. Afiyetle yerler inşallah. Biz de afiyetle yiyeceğiz bugün.
Bugünlük bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı günler diliyorum.